bütün Bodrumları, tüm yarımadayı selamlıyorum. Bu güzel etkinliğe bugün biz Kumbahçe mahallemizden ve diğer 4 bölgeden başladık. Gümbet, Turgut Reis, yarımadanın 4 bölgesinde de bu devam ediyor. Tamamıyla projemiz halkı temizliğe davet etmek ve Bodrum'umuzu hep beraber temiz tutabileceğimizi göstermek. Temiz bir Bodrum, bize yakışır bir Bodrum istiyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gene denizlerimiz pis. Gene işte farklılığı yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşları bilgilendirmek için. Bu şekilde devam edeceğiz. Aşağı yukarı 13 nokta var Bodrum'da denizin bir temizliğine. 2015 yılında hazırlanmış olduk. İşte 10. yılına geldik. 10 yıldır devam ediyoruz. Peki bugün nelerle karşılaştınız? Bugün nelerle karşılaştık? Hemen kısaca şuradan hemen. Ali Anahtar bulduk mesela, bir tane. Gözlük bulduk. Birçok şey var denizde, işe yararlar yani. Daha sıfır gördüğünüz gibi. Peki şey nedir? Geçtiğimiz yıllara göre kıyasla daha mı temiz, daha mı pis? Daha temiz. Şu anda daha temiz duruyor. İnsanlar bilinçlenmişler mi? Bilinçleniyorlar. Bilinçleniyor. Yavaş yavaş ama tabii biz bunu bu şekilde bu kadarla yetmiyor yani. Daha değişik yollarla anlatmamız lazım ki işte basında, ne bileyim televizyonda, radyolarda, ne bileyim gazetelerde her gün bunu gündeme getirmek gerekiyor ki yani biz kendi ülkemizi kendimiz hissediyoruz. Her adam arabadan gidiyor işte çöp atıyor falan. Zannediyor ki herhalde başka bir ülkede yaşıyor ya da başka bir dünyada yaşıyor. Başka bir dünyayı kirletiyor gibi yani. Denizi de işte gözden uzak atıyorlar genelde. Nerede çıkıyor genelde? Belediyemiz 10 yıl budur. 2014'ten beri bu yaptığı etkinlik sayesinde şimdiye kadar dalgıcı arkadaşlar 30 tondan fazla çöp çıkarmış durumda. Bu yıl hariç her yıl 13 mahallemizde yapılan bu sosyal etkinlik projesi. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu mahallemizde. Kumbahçe benim göz bebeğimdir. Hala şu eski teknelerin duruyor olması, şu paragadiler bile bana ayrı bir mutluluk verir. Bu etkinliği daha sık tekrarlanmasını istiyorum. İnanın ben bugün uyku uyumadım. Burada böyle bir temizlik olacak, bu kadar insan birlikte çıkacağız bu temizliğe diye. Çok keyifli bir çöp toplaması yaptık. Devamını istiyorum. Neden devamını istiyorum? Çünkü önce okullardan çocukların gelmesi çok önemliydi. Halkı bilinçlendirmemiz lazım. İşlendikçe inanılmaz biçimde çöp atıyorlar. Hele hele sanki yeşilliklerin arasına attıkları zaman görülmeyince çöp olmuyor. Üzücü bir durum bu. Her zaman bu görevde yer almaya gönüllü olarak varım ve daha çoğalmak istiyorum. Çok üzüldüm. Kendi mahallemden çok fazla insan yok. Daha çok katılım olması gerekiyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum bu güzel etkinliği başlattığı için. Bunun devamını istiyoruz. Sık sık olmak zorunda. Teşekkür ederim.